Merhaba sevgili arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde Mustafa Kemal'in yolu şeklinde milli mücadele hazırlık dönemini harita ile anlatmıştık. Milli mücadele hazırlık döneminde ilk olarak Erzurum Kongresi'nde Mebusan Meclisi'nin toplanması çağrısı yapılmış. Sonra Sivas'ta bu çağrı yinelenmiş. Daha sonra da arkadaşlar Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti ile tamam meclisi toplayalım konusunda anlaşılmış. Mutabakat imzalanmıştı. Dikkat edin sevgili arkadaşlar, Amasya görüşmesini temsil heyeti ile Ali Rıza Paşa hükümeti yapmıştı. Ve sevgili arkadaşlar, hükümetler, Osmanlı'nın son dönemindeki hükümetler çok çok önemli. Hani hangi hükümet hangi gelişmeyi yaptı? O yüzden hemen şuraya bir not düşerek bunu pekiştiriyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında toplanmıştır. Misak-ı Millî de bu dönemde ilan edilmiştir. Zaten Osmanlı'nın da son, daha doğrusu Osmanlı'nın son meclisidir bu meclis. Bakın dikkat edin. Son Mebusan Meclisi. Ali Rıza Paşa hükümeti. Ne diyorduk? Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu hareketine ılımlı bakan bir kişi idi. Ya da Anadolu hareketini en azından kontrol altına almak isteyen, damat Ferit'e göre daha ılımlı davranan bir hükümet idi diyoruz arkadaşlar. Önemlidir sevgili arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çağrılarının yapıldığı yerlere çok dikkat edin. Bunlar soru olarak gelebilir. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve en son Amasya Görüşmesi'nde, karıştırmayın bakın genelge değil, Amasya Görüşmesi'nde İstanbul Hükümeti ile meclisi toplayalım çağrısı yapıldı. Sevgili arkadaşlar, aslında Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması çağrısı, daha doğrusu toplanması ile ilgili ilk olarak Erzurum Kongresi'nden sonra Saltanat Şurası dönemin damat Ferit hükümetine bir tavsiyede bulunmuştu. Hani biz meclisi toplarsak Anadolu hareketini zayıflatırız, temelsiz bırakırız gibi bir görüş öne sürmüşlerdi. Fakat damat Ferit meclisi toplamayı kabul etmemişti. Şimdi meclis toplanacak. Arkadaşlar, bu mecliste neleri bilelim? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde engellenen iller var. Seçimlerin yapılamadığı. Nereler bunlar? Arkadaşlar, İzmir'de seçimler yapılamadı. İzmir seçimleri Kuşadası'nda yapıldı temsili olarak bakın. Hani tam bir seçim yok. İzmir mebusları Kuşadası'nda seçildi. Aydın'da seçimler yapılamadı. Kim engelliyor İzmir ve Aydın'da? Bakın uç soru olabilir bu. Ayrıntılı bir soru olabilir. Hem bu hem de alttaki soru arkadaşlar özellikle uç soru, ayrıntı soru olabilir. İzmir ve Aydın'da Yunanlılar engelledi seçimleri. Yunan işgali altındaydı bu bölgeler. Dikkat ediyorsunuz bunlara. Ve bir de arkadaşlar Adana'da seçimler yapılmadı, yapılamadı. Adana seçimleri de yine temsili olarak İstanbul'da yapıldı. Arkadaşlar, belki Adana seçimleri İstanbul'da mı yapıldı, nerede mi yapıldı diye sorulmaz. Ama İzmir ve Aydın ile Adana'da seçimlerin engellendiği, kimlerin engellediği gibi soru gelebilir. İzmir ve Aydın'da Yunanlılar seçimleri engelledi. Adana'da ise Fransızlar ve Ermeniler seçimlerin yapılmasını engelledi. Bir de arkadaşlar, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılabilmesine rağmen katılmayanlar var. Hani katılmayanlardan kastımız bir siyasi parti bir de azınlıklar. Azınlıklar seçimlere katılmadı arkadaşlar. Boykot ettiler. Normalde Osmanlı Kanuni esasisine göre azınlıklar da seçme ve seçilme hakkına sahip, vekil çıkartabilirler ama bu meclise katılmadılar. Sevgili arkadaşlar, ayrıca hatırlayın Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Hürriyet ve İtilaf seçimleri boykot etti, katılmadı. Hatırlayınız arkadaşlar, biz Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı zararlı cemiyetler içinde almıştık. Çünkü Hürriyet ve İtilaf Fırkası temelde İttihat ve Terakki düşmanlığına dayanır ve daha sonra milli mücadeleye de karşıdır. Milli mücadeleyi istemez. İşte bu ikisi katılmadı. Sevgili arkadaşlar, ısrarla söylüyorum bakın. Bunlar ciddi şekilde soru adayı olarak karşımıza çıkabilir. Peki, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal milletvekili, arkadaşlar, Mustafa Kemal
Erzurum milletvekili olarak son Osmanlı Nebusan Meclisi'ne girmiş fakat İstanbul'a gidip çalışmalara katılmamıştır. Dikkat edin bakın buna. Hatta ben size hemen burada şu hap bilgiyi vereyim. Arada lazım olur. Hemen bir yere yazın. Mustafa Kemal arkadaşlar dikkat edin. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan, daha sonra da 1. TBMM'ye Ankara'dan, 2. ve sonraki TBMM'lere ise İzmir'den milletvekili seçilmiştir. Yani Mustafa Kemal 3 ilden milletvekilliği yaptı bakın. Erzurum, Ankara ve İzmir. Bunlara çok dikkat edin. Hiçbir zaman İstanbul vekili olmadı mesela. Hani ÖSYM ola ki öncüllü bir şekilde Mustafa Kemal'in mebus olduğu illeri sorsa sizi yanıltmak için oraya İstanbul'u koyabilir. Ne diyoruz biz? Erzurum'dan Osmanlı Meclisi vekili oldu. Ankara'dan ve İzmir'den de TBMM vekili olarak yer aldı, bulundu diyoruz. Peki arkadaşlar Mustafa Kemal seçildi ama meclise çalışmaya gitmedi. Nerede alındı bu karar arkadaşlar? Bakın Mustafa Kemal'in İstanbul'a gitmemesi nerede tartışıldı ve karar olarak gitmemesine karar verildi? Sivas Komutanlar Toplantısı'nda. Çok dikkat edin bakın, önemli bir ayrıntı. Sivas Komutanlar Toplantısı'nda 15 gün gibi uzun bir süre bölgenin önemli komutanlarıyla temsil heyeti sürekli toplantılar yaptı. Tam bu dönemde de Mebusan Meclisi seçimleri yapıldı ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a gitmemesi kararı alındı. Mustafa Kemal de zaten gitme taraftarı değildi. Şimdi karşımıza acaba diyorum şöyle bir soru çıkar mı? Bu arada Erzurum'a da bir işaret koyalım, gelebilir. Mustafa Kemal çalışmalara acaba neden katılmadı? Arkadaşlar bu sorunun 3 tane cevabı var bakın. Birini hepimiz çok iyi biliyoruz. O biri nedir? Tutuklanma endişesi. Tutuklanma endişesi. Arkadaşlar milletvekili bile seçilse İstanbul'dakilere, özellikle buradaki İtilaf devletlerine güvenmiyor. O yüzden de İstanbul'a gitmeyecek. İkincisi ne? Mustafa Kemal'e göre İstanbul işgal altında. Arkadaşlar sadece Mustafa Kemal'e göre değil. Evet, İstanbul işgal altında. Ancak bunun resmi adı konmamış. Fiili olarak İtilaf Devletleri donanması gelmiş Sarayburnu'na demirlemiş. Şimdi koskoca donanma orada duracak. Her yeri tutmuşlar, haberleşme ağlarını, şurayı burayı, önemli noktaları. Siz orada İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin gözünün içine baka baka onlara karşı bir karar mı çıkartacaksınız? Mümkün değil arkadaşlar. Mustafa Kemal bunun çok iyi farkında ve diyor ki İstanbul fiilen işgal altında. Zaten diyor meclisin orada toplanması bile hata. Peki üçüncüsü ne? İstanbul işgal altında. Halk yararına bir şey çıkmaz buradan diyor. Halk yararına karar çıkmaz. Bakın işte arkadaşlar Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi çalışmalarına katılmama sebepleri. Bir, tutuklanma endişesi. İki, İstanbul resmen olmasa da işgal altında. Üç, halk yararına bir şey çıkmaz diyor. Zaten arkadaşlar hemen bir geriye dönelim. Hatırlayın. Daha Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal Salih Paşa ile, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmeler yaparken şunu diyordu. Meclis toplansın ama İstanbul dışında bir yerde toplayalım diyordu. Sonra Sivas Komutanlar Toplantısı'nda da bu konu uzun uzun tartışıldı. Fakat Mustafa Kemal bir türlü bu tezini kabul ettiremedi. İstanbul'da hiçbir fayda olmaz. Orası işgal altında. Orada çalışamazsınız. Dedi. Bunu hem Amasya görüşmelerinde hem Sivas Komutanlar Toplantısı'nda dile getirdi. Fakat meclisin İstanbul dışında toplanması kararlaştırılmadı, kabul edilmedi. Önemli noktalar bunlar. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal her ne kadar meclis çalışmalarına katılmamışsa da Ankara'dan, özellikle Ankara'dan demir yolu geçiyor bakın. Anadolu'nun birçok ilinden gelenler Ankara'ya uğrayıp İstanbul'a oradan gitmek zorunda. Dolayısıyla gruplar halinde İstanbul'a giden vekillerle görüşmeler yaptı. Ve bu görüşmelerde arkadaşlar
vekillerden 3 tane şey istedi bakın. Hani ben gelmiyorum çalışmalara ama meclisin bir vekiliyim. Dolayısıyla İstanbul'a gittiğinizde yapacağınız dedi 3 şey var. Ve arkadaşlar bu geçmişte ÖSYM'nin farklı sınavlarında defalarca sorulmuş bir soru. Yine sorabilirler bakın. Bir dedi. Beni başkan seçin. Hani ben meclise katılmıyorum ama başkan olarak beni seçin. Arkadaşlar bizi tutup da Mustafa Kemal'in isteklerini sormayabilir. Mustafa Kemal neden böyle bir şey istedi? Bunu sorabilir bakın. Mustafa Kemal neden başkan seçilmek istiyor? Çok mu arzuluyor Ankara'da otururken İstanbul'daki meclisin başkanı olmayı? Ki olağanüstü şartlar var o dönemde. Olağanüstü şartlarda arkadaşlar para, pul veya başka bir sebep değil bu. Sevgili arkadaşlar tamamen ileri görüşlülük. Mustafa Kemal diyor ki beni başkan seçerseniz hani düşüncesi bu. Ola ki meclis dağıtılır. Herhangi bir sorun çıkarsa başkan sıfatıyla Anadolu'da başka bir yerde meclisi toplayabileyim. Mustafa Kemal'in düşüncesi bu bakın. Anadolu'da gerektiği takdirde farklı bir yerde meclisi toplayabilmek. Fakat arkadaşlar Mustafa Kemal başkan seçilmeyecek. Neden Mustafa Kemal başkan seçilmedi? Hani birçok vekil aslında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi olan vatansever kişiler. Sevgili arkadaşlar hemen şuna dikkat. Bakın geçmişte bu tür sorular da geldi. Mustafa Kemal'in başkan seçilmemesi saray veya İstanbul hükümeti endişesinden. Bakın siz İstanbul'dasınız. Dolayısıyla milletvekilleri saraydan, padişahtan ya da İstanbul'daki hükümetten veya itilaf devletlerinden çekiniyorlar. O yüzden de Mustafa Kemal'i başkan seçmediler. Kim başkan seçildi arkadaşlar? Mustafa Kemal başkan seçilmedi. Reşat Hikmet Bey başkan seçildi. Zaten arkadaşlar Reşat Hikmet Bey de kısa bir süre sonra ölünce son Osmanlı ve Busan Meclisi'nin son başkanı Celaleddin Arif Bey olacak. Ama arkadaşlar Celaleddin Arif Bey yerine özellikle şu Reşat Hikmet Bey'i sorabilirler. Hani Mustafa Kemal istedi olmadı yerine daha doğrusu son Osmanlı ve Busan Meclisi'ne Reşat Hikmet Bey'i seçiyordu. Mustafa Kemal'in ikinci isteği şuydu. Oraya gidince, bakın dikkat edin, son Osmanlı ve Busan Meclisi'nde partiler yok. Olağanüstü bir dönemde seçim yapıyorsunuz. Ve bu seçimlerde daha çok işte Anadolu'dan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri falan üyelerini seçtirip yolluyor. Parti örgütlenmesi yok. O yüzden de diyor ki gidince ortak çalışmak adına milletvekilleriyle beraber bir müdafaa-i hukuk grubu kurun. Grubu kurulsun. Bakın müdafaa-i hukuk grubu. Arkadaşlar buradaki amaç şu. Birlikte hareket edin. Birlik halinde hareket edin. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Topluluk olarak orada Anadolu hareketi adına kararlar aldırın demek istiyor. Fakat arkadaşlar müdafaa-i hukuk grubu da kurulamayacak. Bunun yerine müdafaa-i hukuk grubunun yerine vatanseverler Felahı Vatan grubunu kuracaklar. Arkadaşlar bu Felahı Vatan vatan kurtarıcıları demek. Vatan kurtarıcıları. Felahı Vatan grubu kurulacak. Bu grubun da arkadaşlar başkanı dikkat dikkat dikkat. Rauf Orbay. Rauf Orbay nasıl bir isimdi hatırlayın. Sivas Kongresi'nde başkan olmak istiyordu. Ve diyor ki tarihçiler muhtemelen Rauf Orbay Mustafa Kemal'in istediği müdafaa-i hukuk grubunu kurdurmayı çok da istemedi. Hani burada bir ince rekabet de var. Fakat biz oralarda değiliz arkadaşlar. Takılmayın oralara. Mustafa Kemal müdafaa-i hukuk grubu istedi. Fakat o kurulmadı. Yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu. Arkadaşlar ve işte bu Felah-ı Vatan grubunun çalışmalarıyla Misak-ı Milli ilan edilecek. Bakın Misak-ı Milli'nin ilanı. Üçüncüsü ne Mustafa Kemal'in üçüncü isteği? Kısa ve öz bir şekilde.
Misak-ı milliyi ilan edin. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in isteklerinden sadece bu gerçekleşti bakın. Diğerleri gerçekleşmedi. Üç isteği var, biri gerçekleşti. Arkadaşlar, tabii ki Mustafa Kemal tam anlamıyla hani Misak-ı Milli'yi ilan edin demiyor. Sivas Kongresi kararlarını diyor mecliste kabul edin. Yasalaştırın. Bir bakıma Sivas Kongresi millet iradesiyle yasalaşsın, buluşsun demek bu. Hani sen İstanbul'un göbeğinde Anadolu Hareketi'nin programını oku demek. Dikkat edin buna. Ve ÖSYM arkadaşlar buraya böyle bir soru sorarsa hani yanlış olmasın Misak-ı Milli demeyebilir. Sivas Kongresi ya da Anadolu Hareketi'nin programının mecliste kabul edilmesini istedi diyebilir. Bunlara dikkat, üç isteği var, biri kabul edildi ve çalışmalar başladı. Meclis arkadaşlar 12 Ocak 1920'de toplandı. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920'de ilan edildi. Dikkat! 17 Şubat 1920'de de uluslararası kamuoyuna yayınlandı. Ve dananın kuyruğu da orada koptu bakın. Şimdi maddelere tek tek bakacağız. 7 tane madde bakın. Tek tek bakacağız. 28 Ocak 1920. Dünya kamuoyuna siz Anadolu Hareketi'nin programını yayınlıyorsunuz. İlan ediyorsunuz. Bakın dünya kamuoyuna. Arkadaşlar maddeleri neler? 1. Türk ve İslam çoğunluğunun olduğu bölge kesin ve ayrılmaz bir bütündür. Yani milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Bakın dikkat. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Sevgili arkadaşlar, milli sınırlar kavramı ilk nerede geçmişti? Hatırlayın. Erzurum Kongresi'nde. Bakın Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar geçti. Sivas Kongresi'nde geçti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde millet iradesiyle buluştu. Dikkat! İkinci madde ne diyor? Elbiya-i Selase. Yani bu Kap, Kars, Ardahan, Batum. Buranın diyor geleceği için gerekirse bir kez daha halk oylamasına başvurun. Yani biz oya güveniyoruz diyor. Arkadaşlar hemen geriye dönün. Kars, Ardahan, Batum için daha önce Ruslar halk oylaması istemişti 1917'de. Brest-Litovsk Antlaşması'nda halk oylaması yapılmış ve halk Türk tarafını tercih etmişti. Gerekirse diyor burada yine halk oylaması yapılsın bakın. Halk kendi kaderini kendi çizsin. Üçüncü madde. Arap bölgeleri de diyor kendi kararını kendi versin. Hani Mondros ilan edildiğinde büyük bir kısmı işgal altında olan Arap coğrafyası kendi halkının serbestçe vereceği kararla geleceğini tayin etsin diyor. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. İster bize katılsınlar, ister bağımsız olsunlar ama kendileri karar versin diyor. Demek ki arkadaşlar burada da halk oylaması isteniyor mu? Sevgili arkadaşlar dördüncü madde. Bakın bunlar Misak-ı Milli'de. Batı Trakya'da da diyor halk oylaması yapılsın. Ne zaman kaybedilmişti Batı Trakya'sı? Balkan Savaşları'nda bakın. Demek ki arkadaşlar hemen burası bu şekilde dururken şuraya geçiyoruz. Misak-ı Milli'de halkoyu istenen bölgeler sorulabilir. Geçmişte de farklı şekillerde ÖSYM bunlardan soru sordu. Bakın, Misak-ı Milli'de halkoyu istenen bölgeler. Elbiya-i Selase. Yani Kars, Ardahan, Batum. Kap diye kodladık. Batı Trakya. Ve arkadaşlar üçüncü olarak Arap coğrafyası. Bakın bunu sorabilirler. Öncülü soru yapabilirler. Bir şekilde bunlardan soru gelebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Başka ne geçiyor arkadaşlar Misak-ı Milli'de? Diyor ki azınlık hakları geçiyor bakın. Nasıl diyor? Azınlık hakları diyor sağlanır. Ama nasıl sağlanır? Başka ülkelerdeki Türk ve Müslümanların serbestçe hareket etmesi, hakları tanınırsa diyor biz de azınlık haklarını tanırız. Oradaki Türk ve Müslümanlara ne hak veriliyorsa biz de onlara o hakkı veririz diyor.
Azınlık hakları da geçiyor. Başka ne geçiyor arkadaşlar? Altıncı maddeye çok dikkat bakın. Ekonomik açıdan bağımsızlığımızı zedeleyen siyasi, mali, adli sınırlamaların kalkması. Bu ne demek arkadaşlar? Siyasi, mali, adli sınırlamalar kalksın. Arkadaşlar, kısa ve öz bir şekilde kapitülasyonları kabul etmiyoruz diyor. Kapitülasyonlar kalksın diyor. Başka bu maddenin devamında da borçlarımızı da diyor biz ödeyelim ama nasıl ödeyelim? Borçların ödeme şartları bunlara uygun olsun. Bizi sınırlamasın diyor. Ekonomik bağımsızlığımızı biz sağlayalım diyor. Demek ki ne geçiyor arkadaşlar? Borçlar konusu geçiyor. Demek ki ne geçiyor? Mali sınırlamalar, adli sınırlamalar, siyasi sınırlamalar. Yani kapitülasyonlar. Bakın çok dikkat edin. Çünkü ÖSYM ne soruyor arkadaşlar? Misak-ı Milli'de aşağıdaki konulardan hangisi vardır yoktur gibi sorular soruyor. Bakın vardır yoktur. Yedinci madde ne diyor? İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanması şartıyla. Boğazlar bütün dünyadaki ticaret gemilerine açık olabilir diyor. Yani İstanbul ve Marmara'yı bir boşaltın diyor. Biz güvenliği sağlayalım. Tamam diyor, boğazları da uluslararası anlaşmalar gereği ticaret gemilerini açalım diyor. Demek ki ne geçiyor? Boğazlar konusu geçiyor. E şimdi buradan şuraya geçip bir kodlayalım mı? Misak-ı Milli'de hangi konular vardır? Dikkat! Hangi konular yoktur? Ne yok? Bakın özellikle ne yok burada? Bir şey yok burada. Çok dikkat edin. ÖSYM'nin çok sorduğu bir şey. Arkadaşlar, bir, hemen şöyle yazıyorum. Konular. Bir, milli sınır var. Tam bağımsızlık. Arkadaşlar dikkat. Maddelerin hepsi tam bağımsızlıktır. Ne diyor? Kesin ve ayrılmaz bir bütün. Biz bağımsız olacağız. Burada ne diyor? Hiçbir şekilde sınırlama kabul edilemez. Tam bağımsızlık var. Başka ne var? Üç bölge için halk oyu var. Azınlıklarla ilgili madde, azınlık haklarıyla ilgili madde var. Başka arkadaşlar, boğazlar konusu var. Başka ne var sevgili arkadaşlar? Borçlar konusu var. Bakın borçlar. Şimdi bunlar olan konular ya, olmayan konu. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM buradan soru sorduğu zaman oraya sizi yanıltmak için milli egemenliği koyar. Milli egemenlik yok. Olması da mümkün değil. Çünkü İstanbul'da Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yani meşruti monarşiyle yönetilen bir ülkede siz o ülkenin meclisinde milli egemenlikten bahsedemezsiniz. Neden? Milli egemenlikten bahsederseniz siz bir kere biz bu devleti yıkacağız, yeni bir devlet kuracağız anlamı gelir. Olmaz. O yüzden arkadaşlar diyoruz ki bakın Erzurum ve Sivas kongrelerinde aslında var olan milli egemenlik ilkesi Misak-ı Milli'de yoktur. Ama bu konular vardır bakın. Olan konulara çok dikkat edin. Sevgili arkadaşlar, bunlara dikkat ederseniz buradan gelebilecek her türlü soruyu çözersiniz. Ve püf noktasını sakın unutmayın. Şunların ikisine de bir işaret koyalım. Bakın bunların ikisi de hem konular hem de halk oyu istenen bölgeler soru olabilir. Milli egemenliğin olmadığı püf noktasıdır bizim için. Kesinlikle unutmayın. Peki önemi ve sonucu nedir Misak-ı Milli'nin? Arkadaşlar önemi ve sonucu şudur. Önemi daha doğrusu şudur. Daha Amasya genelgesiyle yayımlanan milli mücadelenin oluşumu Amasya genelgesiyle başlayan Erzurum ve Sivas'ta olgunlaşan milli mücadelenin programı, amacı, kapsamı,
Önemli. Hedefi kesin program halinde misak-ı milli ile yayınlanmıştır. Yani arkadaşlar, milli mücadelenin programı bu. Nerede atıldı bunun temeli? Amasya Genelgesi'nde. Nerede olgunlaştı? Erzurum Kongresi'nde milli sınırlarıyla olgunlaştı. Bakın, sonra Sivas Kongresi'nde bunların temelleri atıldı. Misak-ı milli de kabul edildi. O yüzden diyoruz ki milli mücadelenin kesin hedef belgesi. Misak-ı millidir. Ve arkadaşlar, şu şekilde sorular da sorabiliyorlar. Misak-ı millinin oluşumu hangi belgelerde ya da hangi gelişmelerde var diye Amasya Genelgesi'nde var. Adım atılıyor. Çünkü program ilk orada oluşuyor. Milli sınır yok ama Misak-ı Milli'nin diğer bazı oluşumları aslında program olarak Amasya Genelgesi'nde var. Erzurum Kongresi'nde var ki milli sınırlar ilk orada geçer. Sivas Kongresi'nde var. İşte bütün bu üçü toplanır, Misak-ı Milli'yi oluşturur. Bir bakıma Anadolu Hareketi'nin programı Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yasalaşır. Dikkat. Peki başka sonucu ne? İstanbul işgal edildi. Meclis dağıtıldı. Milletvekilleri tutuklandı. Türk Ocağı üyeleri tutuklandı arkadaşlar. Bütün bunlar önemli. Arkadaşlar, buradan özellikle şunu da bilmeniz lazım bakın. Çok önemlidir bu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi bu Misak-ı Milli çalışmalarını yaptığı sırada Mustafa Kemal'e askerlik haklarını da tekrar iade etti. Not olarak bir yere yazın. Askerlik hakları bu meclisin çalışmalarında iade edildi. Ayrıca hükümet çok önemli dedik bakın. Şunu hiç unutmayın. Misak-ı Milli'nin ilanında, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasındaki hükümet Ali Rıza Paşa hükümeti. Bunları dedikten sonra geldik İstanbul'un resmen işgaline. Arkadaşlar, siz İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin gözünün içine baka baka milli mücadelenin programını ilan edip kısaca şunu diyorsunuz. Sizin burada ne işiniz var kardeşim? Biz tam bağımsız ülke istiyoruz. Buralar bizim diyorsunuz. Gözlerinin içine baka baka. Dolayısıyla İtilaf Devletleri Misak-ı Milli'nin ilanından çok rahatsız oldular. Ve Anadolu Hareketi'nin bu kadar güçlenmesinden çok rahatsız oldular. Hatta bu dönemde şunlar var. Birkaç nokta, biraz ayrıntı, fikir olsun diye söylüyorum. Tam bu süreçte arkadaşlar Maraş'ta Fransızlar yenilmeye başlıyor. Yine tam bu süreçte İstanbul'da Akbaş Cephaneliği ele geçiriliyor milli mücadeleciler tarafından, bu gizli örgütler tarafından ve oradaki cephaneler İstanbul'dan Anadolu'ya kaçırılıyor. Yani her yerden yara alıyorlar. Yine bu süreçte İngilizler Misak-ı Milli'den çok rahatsız olup Ali Rıza Paşa'ya diyorlar ki derhal milli kuvvetler dediğiniz kuvvetler Yunanlılardan 3 kilometre öteye bir çekilsin diyorlar. Ve Yunanlılara ilerleme emri veriyorlar. Ali Rıza Paşa buna isyan edip istifa edecektir. Tam Salih Paşa hükümeti kurulacak fakat tam o sırada İstanbul resmen işgal edilecek. Demek ki arkadaşlar, İstanbul'un resmen işgalinde hükümet kim? Salih Paşa hükümeti. Sevgili arkadaşlar, lütfen, bütün Osmanlı hükümetleri önemli değil ama Mondros'u imzalayan hükümet, Misak-ı Milli'nin ilan edildiğindeki hükümet, işte İstanbul'un resmen işgal edildiğindeki hükümet, bunlar soru olabilir. Bunları bir yere not alın. Önemli bunlar. Bir de arkadaşlar, İstanbul'un işgalinin bir nedeni de Anadolu hareketini kırmak ve kötü göstermek. Nasıl kötü göstermek? Özellikle dindar kesime bakın. Bunlar geldiler, Misak-ı Milli falan filan bir şeyler dediler. Biz sizi şimdi bunlardan kurtaracağız. Padişahı da kurtaracağız, halifeyi de kurtaracağız bunlardan. Öcüymüş gibi. Ve hatta İstanbul'u resmen işgal ettiklerinde şöyle bir genelge yayınlıyor arkadaşlar İngilizler, İtilaf Devletleri, İngiltere önderliğinde. Halka yönelik bir genelge yayınlıyorlar ve genelgede diyorlar ki bir,
İstanbul'un işgali diyor geçicidir. Biz size iyilik etmek için buradayız. Bir takım kötü niyetli Anadolu hareketini kastediyor bakın. İnsanlar var. Bizim sözümüzü tutmuyorlar. Biz onları bertaraf edeceğiz. Padişah ve halifeliğin merkezi burası devam edecek diyor. Ve bir de şu tehdidi savuruyorlar. Bu hareketler durmazsa İstanbul'u da Türklerin elinden alacağız diyorlar. Aldınız zaten kardeşim. Hani daha bırakın resmen işgal 16 Mart 1920'yi, çok öncesinde fiilen işgal ettiniz. Her neyse, o konulara çok girmeyelim. Peki sonuçları ne oldu arkadaşlar? Çok dikkat. Arkadaşlar, İstanbul'da ilk ele geçirilenler Türk ocaklarıdır. Çünkü birçok milli mücadele yanlısı, vatansever kişiler o dönemde Türk ocaklarında toplanıyordu. Dolayısıyla önce Türk ocakları 9 Mart'ta ele geçirilecek, basılacak. 16 Mart'ta da İstanbul resmen işgal edilecek. Türk Ocağı ve Meclis dağıtıldı. Birçok mebus tutuklandı. Nereye sürüldü? Malta'ya. İngilizler mebusların büyük bir kısmını Malta'ya sürdü. Kaçabilenler Anadolu'ya geçti arkadaşlar. İkinci sonuç ne? Damat Ferit tekrar hükümet kurdu. Zaten İngiliz yanlısı. Bakın, Damat Ferit hükümeti tekrar kuruldu. Başka, Mustafa Kemal'in haklılığı ortaya çıktı. Ne demişti Mustafa Kemal? Arkadaşlar, İstanbul resmen olmasa da işgal altında. Orada halk yararına bir şey yapamazsınız. Meclisi gelin Anadolu'da toplayalım demişti. Nitekim bu oldu arkadaşlar. Başka, bakın, şu olumlu bir sonuçtur. TBMM'nin açılışına zemin oluştu. İstanbul'un işgalinin olumlu sonucu bakın. Hatta arkadaşlar, buraya şöyle bir sonuç da yazalım. Daha doğrusu ben size söyleyeyim. Anadolu hareketi güç kazandı. Neden güç kazandı? Hala İngilizlere güvenenler İstanbul'un resmen işgalinden sonra Anadolu hareketinin haklılığını anladılar ve Anadolu hareketine katıldılar. O yüzden arkadaşlar, şu bilgiyi ben mutlaka veririm. Çok önemlidir bu. Milli mücadele sürecinde iki tane işgal çok önemlidir. Anadolu hareketini manevi olarak güçlendirmiştir. Daha doğrusu Anadolu hareketinin haklılığını ortaya çıkartmıştır. Birincisi İzmir'in işgali, ki İzmir'in işgali zaten Anadolu hareketini, milli mücadeleyi başlatan, ateşleyen işgaldir. İkincisi de İstanbul'un resmen işgali. Çünkü İstanbul'un resmen işgali ne kadar? Hala İngilizlerden veya ittifak devletlerden bağımsız olacaklarına dair medet uman bir takım vatanseverler bunlardan hiçbir şey olmaz deyip Anadolu hareketine katıldılar. Bunlar önemli arkadaşlar. Peki Anadolu'nun milli mücadelecilerin ve Mustafa Kemal'in tepkisi ne oldu arkadaşlar? Protesto ettiler. Telgraflarla önce bütün İtilaf Devletleri temsilcilerine telgraflar çektiler Anadolu'nun her yerinden. Mustafa Kemal arkadaşlar, Anadolu'daki bütün komutanlara, askeri ve sivil erkana yazılar, telgraflar göndererek İstanbul'la ilişkilerin kesilmesini istedi. Tüm ilişkiler kesildi İstanbul'la. İtilaf subayları tutuklandı. Neden? Malta'ya sürülen mebuslar yerine Anadolu'da yer yer bazı kolordularda bulunan itilaf subayları tutuklandı. Bakın, misilleme yapılıyor. Ayrıca İstanbul'un, Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el kondu. Yani ne diyor Mustafa Kemal? Artık diyor biz Anadolu'dan yöneteceğiz. Reji idaresinin, işte Ziraat Bankası'nın şubelerinin vesaire vergi kaynaklarının birçoğuna el konacak. Bunlar arkadaşlar, Anadolu hareketinin, milli mücadelenin mali kaynağı olacak. Başka, Geyve ve Ulukışla'daki demir yolları tahrip edildi. Geyve neresi? Sakarya. Sakarya bölgesi, Sakarya civarı. Neden arkadaşlar? Hem batıdan Ulukışla neresi? Adana-Niğde arası. Hem de aşağıdan İtilaf Devletleri Ankara'ya doğru gelmesin diye. Ve tabii ki TBMM'nin açılış hazırlığı hemen başladı. Ve arkadaşlar, unutmayınız, İstanbul'un resmen işgali Mustafa Kemal'e şu hakkı da doğurdu. Artık padişah,
tutuklu, tutsak, biz Anadolu Hareketi olarak onun adına bu mücadeleyi yürütüyoruz. İşte arkadaşlar, burada özellikle konulara, halk oyuna, İstanbul'un işgali karşısında bu Türk Ocağı'na çok dikkat edin bakın. Bu Türk Ocağı'yla ilgili daha önce soru geldi ama Türk Ocağı'nın İstanbul'un işgali sırasındaki ilk basılan yer olması vesaire bunlara vurgu yapan soru gelmedi. Bir de arkadaşlar şuraya bir yere nereye not alalım? Şuraya bir isim yazalım. Buna da çok dikkat edin. Manastırlı Hamdi. Bu adama da çok dikkat edin arkadaşlar. Defterinizin veya kitabınızın bir köşesine yazın bu adamın ismini. İstanbul'un işgalini telgrafla Mustafa Kemal'e haber veren adam bu. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde TBMM'yi artık açacağız. TBMM'nin çıkardığı yasalar, önemi, özellikleri bunlarla hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Buradaki konuları, bakın bütün burası. Ayrıntı bilgi de burada, bağlantılar da burada. Burayı iyi bildiğiniz zaman çıkabilecek hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Şimdilik tarihle kalın.